Kitaphane YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Urla'da yaşam serisine devam ediyorum. Yine bugün bedava bir serpme kahvaltı yapacağım. Urla'da nasıl rahat yaşayabilirsiniz? Urla'da nasıl ucuza geçinebilirsiniz? Bunların cevabı bende. Ekipmanlarım da hazır. Ve de kahvaltımız. Şimdi gideceğim yere bayılacaksınız. Hava sıcaklığı 23-24 derece arası. Rüzgar ise 26 kilometreymiş. Saatte 26 kilometre hızla esecek. Güzel, hava iyi. Şimdi manzaraya bakabilirsiniz. Kahvaltıcıya geldik. Hizmet %100. Hizmette sınır yok. Tamamen memnuniyet esaslı. Hadi o zaman şu kahvaltıya başlayayım ve tadını çıkaralım. Dalgaların sesini, rüzgarın sesini duyuyorsunuz. Kimse yok. Sessiz, sakin. Sadece ben varım. Keşfetmeyi, hayatla renkleri, keyfi. Rüzgara dayanamadı, tripod devrildi. Bu parça da kırıldı. Şimdi kullanamayacağım bunu. Neyse, artık elden idare edeceğiz. Evet, tek elle de kahvaltı yapmak biraz zor olacak. Şöyle ben hızlı hızlı çekeyim. Telefonda bir sıkıntı yok. Gezmeye devam edelim. Şimdi biraz sizi buranın etrafını, kıyıları gezdireyim. Burayı keşfetmeye devam edelim. Çok soğuk. Ben bu kadar soğuk beklemiyordum. Rüzgarda bayağı bir şiddetli esiyormuş kıyıda. Yani kot ceket aldım üstüme. Yani bakın altımda da kapri var. Bu basamaklandırmalarda bahçe daha ekmemişler. Yakında ekerler, temizlemişler oraları. Denize sıfır hiç bostanım olmadı. Tekneye bak. Urla'nın koylarını, küçük plajlarını, küçük sahillerini, bilinmeyen yerlerini size anlatacağım. Sadece Urla'da değil, Çeşme, Seferihisar, Karaburun, bu yarımadadaki bütün koyları, sahilleri, plajları gezeceğim. Burası biraz falez gibi. Tabii Antalya falezleri kadar değil. Bir iskeleye çıkayım da iskele umarım sağlamdır. Bu işi sevdim. Değişik yerleri keşfediyorum. Ben de burayı sizlerle beraber ilk kez geliyorum. Neyle karşılaşacağımı, neleri keşfedeceğimi bilmiyorum. Sizden beraber görüyorum. Adettendir. Şimdi biz de bir iskeleye çıkalım. Sağlamdır umarım. O sağlam gibi gözüküyor ama çok da güvenmemek lazım. Çok yumuşak tahtalar. Ortaya basınca hemen yaylanıyor. Buradan da ayaklarını sokarsın. Ondan sonra denize girersin.
Yorumlarda bana yazın. Abi burası neresi? Nasıl gelebiliriz? Nasıl dolaşabiliriz? Eğer Urla'da bulunuyorsam size yardımcı olurum. Urla'da bulunmadığım zamanlar ise telefonla ya da e-mail ile de size yardımcı olabilirim. Çünkü girdiğim yerler öyle çok fazla bilinen, tanınan yerler değil. Arkadaş, bu teknenin içi de taş dolu yani. Bu tekneyle zaten bir yere açılamazsın. Ya şimdi de hava ısındı. Bir yandan buz gibi rüzgar esiyor. Bir yandan da güneş vuruyor. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi buradan daha fazla ilerleyemiyorum. O zaman merdivenlerden çıkalım. Tahtalar sağlam, rahatlar çıkabilirsiniz. Vay! Yani burada da siz romantik bir akşam yemeği yiyemez misiniz? Güzel bir sabah saatte kahvaltısı yapamaz mısınız? Buyurun gelin. Burası sizin için hazır. Böyle ilerlemeye devam ediyorum. Bakın nelerle karşılaşacağız. Nereden gideyim? Soldan mı gideyim? Yoksa sağdan mı? Sağdan gidersem yukarıya çıkacak gibiyim. O zaman soldan gidelim. Ha, burası otel galiba. Arkadaşlar, burası otelmiş. Ondan dolayı çok fazla ilerlemeyeyim. Ama görmüş oldunuz. Yeni bir otel keşfettim. Böyle bir otelin burada olduğunu bilmiyordum. Harika. Kitaphane kanalı ile bir Urla gezisi daha burada bitti. Urla'da yaşam serisine devam edeceğim. Umarım bu içeriklerim ilginizi çekiyordur. Keyif alıyorsunuzdur izlerken. Ben dolaşmaktan keyif alıyorum zaten. Umarım bu keyfi size de verebilirim. Başka gezilerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kitaphane YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.